Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket. Sevgili kardeşlerim, yine bir seçim arefesine girmiş bulunuyoruz. Yine ortalıkta bir sürü fitne, yine ortalıkta bir sürü fücur, tefrika dolaşıyor. Küfür tek millet olmuş, küfür yolunu bulmuş. Ama sadece ve sadece yolunda tereddüt eden bizim Müslüman kardeşlerimiz var. Geçen bir kardeşimiz aradı. Sakallı, şalvarlı, cübbeli. Tam 1,5 saat boyunca beni ikna etmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermemem gerektiğine dair. Ben ona sadece şunu dedim. Bak kardeşim, ben dinini iyi bilmeyen, solcu bir ailenin evladıydım. Gusül abdesti almayı dahi bilmezdim. Allahu Azze ve Celle hidayet eyledi elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, dini mübin İslam'ı öğrenmek için 28 Şubat sürecinden önce Kur'an kursuna girdim. Belli bir müddet sonra 28 Şubat süreci çıktı. Balıkesir'de girmiş olduğumuz kurs mühürlendi. İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. İstanbul'da Çınaraltı Kur'an kursuna yerleştim. Birkaç ay sonra Çınaraltı Kur'an kursu da polisler tarafından basıldı, mühürlendi, kapatıldı. Hocalarımız arka taraftan bir kapı açtılar. Sırf eğitimimize, ilmimize, irfanımıza devam edebilelim diye 1,5 sene boyunca o kursta biz devam ettik. Ama hangi şartlarda biliyorsunuz mu? Kursa giriş var ama kurstan çıkış yok. 1,5 sene. Camlara battaniye çakılmış, dışarıya ışık sızmasın diye ve biz 1,5 sene boyunca çıkışı olmayan, o camlarda battaniye çakılı, içeriye güneş ışığı sızmayan o kursta ilmimizi okumak zorunda kaldık. Ve eninde sonunda yine buldular, orayı mühürlediler ve eğitimimizi tamamlayana kadar tam 8 tane kurs değiştirmek zorunda kaldık. Arkadaşlar, biz PKK'lı mıydık? Bomba eğitimi mi veriyorduk? Silah eğitimi mi alıyorduk? El-Kaideci miydik? IŞİD'ci miydik? Yo, Allah'ın Kur'an'ını öğrenmeye çalışan, dinini yaşamaya çalışan, dinini öğrenmeye çalışan, vatanına, milletine sevdalı vatan evlatlarıydık. Bize bu zulümler reva görüldü. O süreçte 6000'i geçik Kur'an kursu mühürlendi, kapatıldı. İmam hatipler kapatıldı. Başörtülü kızlarımız o üniversitelerin önlerinde joplandı. Eğitim haklarına son verildi. Tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden her gün gözyaşlarıyla beraber o kız kardeşlerimiz atıldılar. İkna odaları kuruldular. O başörtüyü, Allah'ın emri olan o başörtüyü çıkarttırmak için. Ve arkadaşlar, o kadar acıdır ki bir kız kursuna şahit oldum kursumuzun yanında. Gecenin saat 2:30'uydu ve o kız kardeşlerimiz polis tarafından tekme tokat o gecelikleriyle beraber kursun önüne bırakıldılar ve kursları mühürlendi. Biz bunları yaşadık arkadaşlar. Ve şimdi bana diyorlar ki niçin AK Parti? Niçin AK Parti biliyorsunuz mu? Ben şu anda hoca oldum. Elhamdülillah 200'e yakın talebem var. Ve arkadaşlar 15 senedir bizim kursumuzun kapısını bir tane polis dahi çalmadı. Bir tanesi gelip biz burayı mühürleyeceğiz, biz burayı kapatacağız demedi. Geldiler. Çocuklarını okutmak için geldiler. Kendileri vaaz dinlemek için geldiler. Sohbet dinlemek için geldiler. Niçin AK Parti? İşte bunun için AK Parti. Ve ben bugün kız ve erkek kardeşlerime söylüyorum. Hani bazı dünyalıkları bahane edip nefsine hoş gelmeyen bazı şeylerden sebep bahaneler uyduranlar. Eğer siz bu reisi desteklemezseniz, siz bu partiyi desteklemezseniz ve bu adam bizim başımızdan gider de bu Kur'an kurslarının başına, başörtülülerin başına, imam hatiplerin başına, bu kazanımların başına bela olacak, dert olacak birisi bu ülkenin başına geçer, bu kursların kapısına mühür vurulursa vallahi hakkımı helal etmiyorum. Ve benim gibi binlercesi de hakkını helal etmiyor, bundan haberiniz olsun. Niçin mi Recep Tayyip Erdoğan? Mekke-i Mükerreme'deyim. Akşam namazını bekliyorum Beytullah'ın avlusunda. Bir tane zenci kardeşim var yanımda. Ben onu tanımıyorum, o da beni tanımıyor. Ama ellerini açmış, şu şekilde dua ederken duydum. Bakın, ben buna şahit oldum. Ya Rabbi, Türkiye'yi muhafaza eyle. Ya Rabbi, Recep Tayyip Erdoğan'ı muhafaza eyle. Ya Rabbi, onların bizi muhafaza eylediği gibi sen de onları muhafaza eyle, düşmanlarına galip eyle diye dua ediyordu. Sordum o kardeşime, sen nasıl, niye dua ediyorsun bu adama, Türkiye'ye? Dedi ki bütün dünya bizi unuttuğunda, bütün dünya bizi sömürmek için geldiğinde onlar geldiler ve bizim elimizden tuttular. İşte bunun için AK Parti, bunun için Recep Tayyip Erdoğan. Bakıyorum Arakan'dan Yemen'e, Yemen'den Moritanya'ya, Filistin'den Suriye'ye, Suriye'den Irak'a, bütün dünya Müslümanlarının, mazlumlarının göz bebeği olmuş,
umudu olmuş, yüreklerin çevrilmiş olduğu bir ülke ve lider olmuş. Ve arkadaşlar, bütün mazlumların duası bu ülkeyle, bu milletle beraber. Allahu Azze ve Celle inşallah seçimleri ülkemize, vatanımıza, milletimize ve alem İslam'a hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Rabbim Zülcelal reisimize uzun hayırlı ömürler ihsan eylesin ve nice hizmetler yapmayı ona muktedir eylesin inşallah. Ve son olarak şunu söylüyorum FETÖ'cü kardeşlerime. Kardeşlerim, bakıyorum şer için gecenizi gündüzünüze takmış çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, asıl olan Kur'an'dır, asıl olan İslam'dır, asıl olan dindir, asıl olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır, asıl olan vatandır, asıl olan millettir. Arkasından gitmiş olduğunuz hocanın hainliği, hain olduğu, Siyonizme, Amerika'ya, CIA'ya, FBI'ya çalıştığını Bağdat'taki Sağır Sultan dahi duydu. Niçin nedamet getirmiyorsunuz? Niçin tövbe etmiyorsunuz? Niçin devletinizden, milletinizden yana tavır almıyorsunuz da bu ülke batsın, bu ülke yerle yeksan olsun diye savaşıyorsunuz? Bakın, bu büyük vebaldir. Allahu Azze ve Celle'ye vallahi bunun hesabını veremezsiniz. Yol yakınken tövbe edin. Vatanınızdan, milletinizden, dininizden yana tavır alın. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. İnşallah Rabbim bu vatana, bu millete yar ve yardımcı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.